Gradient Descent algoritmi dediğimiz bizim türev tabanlı bir algoritma. Optimizasyon problemlerini çözmemiz için. Burada bakarsanız yine X bizim design variable'larımız tanımlasın. İçerisinde işte ne tane design variable'ımız var diye düşünün. Bu design variable'lar daha çok gradient descent. Gradient dediğimiz aslında türev demek yani bizim. Ya da derivative diyebiliriz. Bu bilgiyi kullanıyorlar. Peki nasıl kullanıyorlar bu bilgiyi? Şöyle bir formülasyonumuz var bizim. Şurada x dediğimiz design variable'ların ilk değerleri diye düşünün mesela. Yani ya da k'ıncı iterasyondaki değerler. Current point diyoruz. Bunları biz bir step size belli bir adım atıyor aslında. Ve bir de o adımı hangi yönde atacağını belirleyen bir search direction dediğimiz S ile gösterdiğimiz bir parametre var. Bu parametrelerle toplayarak yeni noktayı buluyoruz. Bir yeni noktaya ilerliyoruz. O yeni noktada tekrar hesapları yaparak sonuca bakıyoruz. Eğer sağlıyorsa duruyoruz, sağlamıyorsa tekrar bir step size ve search direction kadar bu yeni noktayı tekrar ekleyip güncelleyip tekrar yeni noktayla yine ilerliyoruz. Bu şekilde bir formülasyonumuz var basitçe. İşte burada şu step size ve search direction'ı bulmak önemli. Bunu bulurken de türev kullanıyoruz. Derivative dediğimiz ya da bu gradient ya da sensitivity diye de geçer. Yani bu ifadeleri görürseniz de direkt derivative olduğunu anlayabilirsiniz. Direkt şu search direction aslında SK dediğimiz bizim f'in türevi. Bir fonksiyonumuz var bizim değerlendirdiğimiz. Onun türevini alıyoruz direkt aslında. Onu bir de eksi alarak descent yapıyoruz. Yani azaltıyoruz. Yani bunu eksi olarak tutuyoruz. O yüzden gradient descent diyorlar. Onu şu ters üçgenle de gösterebiliyorlar. Bu yine türev ifadesi. Bizim f fonksiyonumuzun türevi. Bu f de dediğimiz bizim hedef fonksiyonu mesela objective function. Ve bunu yerine yazarsak yukarıda işte xk artı 1 xk alfamız var zaten. Sk yerine sadece şunu yazıyorum. Bunu yazdığımda şuraya eksi geliyor. Bu bizim direkt design variable noktamızın güncellediğimiz denklemimiz. Bunu denklem 1 diyebiliriz. Bu denklemi kullanarak biz design variable'larımızı güncelliyoruz. Her güncelleme biz iterasyon diyoruz. O yüzden şu k iterasyon sayısını gösteriyor aslında. Yani birinci iterasyonda initial değerlerimiz oluyor burada. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü şeklinde isterlerimizi sağlayana kadar iterasyonları yapıyoruz. Bu süreçte optimizasyon olmuş oluyor. Şimdi gradient descent güzel bir algoritma. Bu en basit türev bazlı algoritma aslında. Direkt bu formülasyonu kullanarak ilerleme yapıyor. Ama yavaş convergence var bunda. Çünkü sadece türeve bakıyor ve sabit bir step size'la ilerleme yapıyor aslında. Şu türevde sadece birinci türev diye düşünebilirsiniz. Ve minimuma ulaşırken, yani yaklaşırken diyelim, belli bir değerden minimuma yaklaşıyorsunuz. Yaklaştıkça türev çok daha küçülüyor. Küçüldükçe de daha yavaş yaklaşmaya başlıyor ve uzun zamanlar alabiliyor o yüzden. O yüzden minimumu yakalamak hızlı şekilde mümkün olmayabiliyor. Ve bu step size'e ve initial point'e çok bağlı. Yani şu x initial point'ler farklı değerlerden başlayıp ulaşmayı deneyebilirsiniz. Belki daha yavaş, belki daha hızlı ulaşabilirsiniz farklı değerlerden başladığınızda. Step size önemli. Bunu çok büyük verirseniz hiç ulaşamayabilirsiniz. Çok küçük verirseniz çok yavaş ulaşabilirsiniz gibi. Ve aynı zamanda diverge de edebilir. Step size ya da initial point doğru seçilmezse minimuma ulaşmak yerine oradan uzaklaşabilirsiniz yanlışlıkla. Çünkü şu ifade çok büyüyebilir belki ya da çok küçük kalabilir. Ve bunun yönünü, search direction'ı yanlış yere yönlendirebilir. Böyle dezavantajları var. Bir de bunu durdurmamız için bazı stopping kriterler ya da optimalliği sağlayıp sağlamana baktığımız kriterler var. Bunların da doğru seçilmesi lazım. İşte mesela fonksiyonu minimize edeceğiz diyoruz. O minimizasyondan kastımız nedir? Nasıl minimize olduğunu anlayacağız mesela gibi şeyler var. Genelde bir öncekiyle bir sonraki fonksiyon değeri arasındaki farkın çok küçüldüğünü gördüğümüzde işte belli bir 0,01 kadar küçüldüyse artık dur diyoruz. Çünkü hiç durmayıp daha da minimize etmeye çalışabilir. Bu tür durma kriterleri koymamız gerekiyor. Ve bunların hepsi aslında problem olarak işte existence, bir çözüm var mı yok mu? Ya da çözüm eşsiz mi? İşte convergence, durabiliyor muyuz? Ya da bir de local optima dediğimiz lokal ya da global optimum değerlerimiz oluyor bizim. Lokale takılmış mı? Bu problemleri
yaşayabiliyoruz burada. O yüzden dediğim gibi initial point'i seçmek özellikle çok önemli. Adım boyutu önemli. Bunlar gradient-based optimizasyonlarda önemli oluyor. Buna bir örnek bakalım. Yani yapısal değil ama sadece bir analitik fonksiyon düşünün. Şöyle bir fonksiyonumuz var bakın. Hani bunu direkt elle çözmektense optimizasyonla gradient descent ile çözeceğiz. İki tane bir değerimiz var bilinmeyen. X1 ve X2 ne olmalı? Bunu minimize etmek, şu fonksiyonu minimize etmek istiyoruz aslında. Bunun için gradient descent'i kullanacağız. Ve formülümüz bu dedik. İşte ilk XK'mız var mesela. Initial point mesela 0 0'dan başlayalım. Bunu rastgele seçtim. Hani 0 ise belki minimize olur gibi düşünüp hemen 0'dan başlayalım diye düşünebilirsiniz. Mecburen rastgele. Genelde random seçilir bu. Ve farklı randomlar seçilerek optimizasyon tekrarlanır ki doğru şekilde minimize ettiğimizi görmek için. Bir de step size seçmemiz lazım. Şunun başında alfa vardı. Onu koymayı unutmuşum. Alfa olacak. Onu da 0.5 seçtik. Birazcık slide'dan gösterirsek şurada alfa var. Bunu da mesela 0.5 seçtik. İşte bunun da değeri önemli dedik. 0.5'in doğru olup olmadığını bilmiyoruz şu anda. Rastgele seçtik onu da. Biraz tabii tecrübeye bağlı olarak bu çözümleri yaptıkça insan tecrübe deniyor ve alfa ne olacağını tahmin edebiliyor. Neyse, şimdi K'ya 1 diyelim ve iterasyon 1 olarak başlayalım. K 1 ise öncelikle yapacağımız aslında bizim şu fonksiyonumuzun gradyanını bulmak. Yani türevini bulmak. Ve iki tane design variable'ımız olduğu için iki tane türev var bunun. F'nin x1'e göre türevi ve F'nin x2'ye göre türevi. Şimdi türevini alırsak bakın işte x1'e göre türevinden şuradan 1 geliyor. Bu 0. Şuradan da 2, 4, x1 geliyor. Buradan 2, x2 geliyor. Bu da gitti yani aslında x2 olduğu için. Dolayısıyla 1 artı 4, x1 artı 2, x2. x1'e göre türevi geldi. x2'ye göre türevi de buradan yine şu gitti. Eksi 1. Şuradan bu gitti. x2 yok. x2'ye göre türev alırsak 2, x2 buradan. Burada da pardon şuradan 2, x1. Buradan da 2, x2 geliyor. Eksi 1 artı 2, x1 ve artı 2, x2 geldi. Bu türev bizim için çok önemli çünkü şuradaki türev ifadesi bu. Bunu her zaman almamız lazım. Ve burada şeyi de anlayabilirsiniz. Türevi alınamayan bir fonksiyonumuz varsa burada. Bunu mesela son elemanlar analizi var burada diye düşünebilirsiniz. O zaman bu türevi nasıl alacağız? İşte orada daha advanced yöntemler giriyor. Ya da finite difference dediğimiz sayısal yöntemler dersinde gördüğünüz işte türev ve yaklaşma yöntemlerini kullanabiliyoruz. Bir önceki ve bir sonrakinin farkıyla türevi belirleme yöntemleri biraz daha işleri uzatabiliyor. Analitik alabiliyorsanız ama gradient descent yöntemi daha hızlı analitik çözümler yapabildiği için işimizi kolaylaştırıyor. Neyse, bu gradient'ı bulmamız lazım bizim. Ne için? Initial değerler için, şu x1 ve x2 için. 0, 0 koyacağız burada yerine. Koyarsak bakın, buradan artı 1 geldi, şunlar 0, buradan da eksi 1. Delta f değerimiz artı 1 ve eksi 1 geldi. İki tane olduğu için vektörel şekilde ilerliyoruz. Öyle vektörel gösterim. Çünkü ikisini birden bulmamız lazım. Daha sonra ne yapacağız? Biz bunu alıp şurada yerine yazacağız aslında. Delta F gördüğümüz yere bunu yazacağız. Artı 1, eksi 1. Alfa gördüğümüz yere 0,5 yazacağız. XK gördüğümüz yerde initial point. İlk K eşit 1 iken aslında initial point 0, 0. Buraya 0, 0 yazacağız. Yeni X değerlerimizi bulacağız. Bakarsak işte K 1 iken burada. Burası 2 oldu. Bu 0, 0 dedik. Şurada verdiğimiz. Eksi 0, 5. Ve delta f'de artı 1, eksi 1. Bunları koyduğumuzda bakın. Eksi 0, 5 ve 0, 5 geliyor sonuç. Şimdi iterasyon 2'ye geçip eksi 0, 5 ve 0, 5 ile x2 ile ilerlememiz gerekiyor. Ama ilerlemeden önce şimdi bunları yaptık. Bu değerimizle bizim acaba fonksiyonumuzun sonucu ne? Ona bir bakmamız lazım. O yüzden fonksiyonumuzu f2 için yani eksi 0,5, 0,5 için bir çözelim. İşte x1 yerine eksi 0,5 koyduk. x2 yerine 0,5 koyuyoruz. 2 eksi 0,5 eksi 0,5 ile 0,5 çarpıyoruz. Bir de x2'yi 0,5'i kareyle çarpıyoruz. Sonucumuz burada eksi 0,75 geldi. Şimdi bu değerin minimum olup olmadığını ben bilmiyorum şu anda. Belki şeyle karşılaştırabilirim. Initial point'im vardı benim. 0, 0. Bunu koyarsak buraya bakın. 0, 0, 0, 0, 0. Direkt f değerim 0. Eksi 0,5, 0,5 koyduğumda ise eksi 0,75 gelmiş.
Dolayısıyla aslında ben bir minimize etmişim, yani eksiğe düşürmüşüm bunu. Bunu değerlendirebilirim. Çünkü convergence stopping kriteriyalar koyacağız. Buna check convergence diyebiliriz. Burada mesela ikinci de gösterdiğim benim bu söylediğimdi. X initial point 0,0 verdiğimde f değerim 0 geliyor. Şurada bakın f1 değerim. X2 -0,5 0,5 verdiğimde ise -0,75 geliyor. O da şu değerim. Bunu önceki değere bölersem burada bir fark bulacağım ben. Bu fark diyeceğim ki mesela belli bir threshold değerinden 0,01'den küçükse dur. Değilse devam et. Burada bakarsak burada alt taraf 0 olduğu için sonsuza gitmiş. Bu değerden büyük. Dolayısıyla devam edeceğiz aslında ikinciye göre. Bir de bir convergence daha koydum. Mesela türeve bağlı. Yani türev de 0 olursa dur diyorum. 0 değilse devam et diyorum. Türevi hesaplayacağım. Şimdi şurada türev vardı bakın. Burada 0, 0 için hesaplamıştık. Artı 1, eksi 1 olarak. Şimdi bir de yeni bulduğum eksi 0, 5, 0, 5 için hesaplayacağım. Onları yerine yazarsam şurada 0, eksi 1 gelmiş. Bu 0, 0'a eşit olmadığı için bununla da devam ediyorum. Yani bu ikisinden birini sağladığında ya da ikisini de sağladığında duracağız. Sağlamıyorsa devam edeceğiz ikisinde. Burada ikisini de sağlamamış, devam edeceğiz demektir. Evet, buradaki hesaplamalar aslında önemli arkadaşlar, optimizasyon mantığını anlamanız için. Bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yoksa ben devam edeyim. Şimdi iterasyon 2'ye geçeceğiz. Çünkü convergence kriterlerini sağlamadı. K eşit 2 oluyor burada. K eşit 2 de delta f2'm 0 eksi 1'di. Şurada hesapladım zaten 0 eksi 1 olarak. Direkt bunu not ediyorum buraya. Ve yine denklem birimi kullanacağım. Yani şu adım attığım alfa step size'la denklemi kullanacağım. Bu denklemi kullanırken de artık k2 olduğu için şuraya x2 yazacağım. Şurada x3 olacak. Yeni değerlerim. x2 değerlerim -0,5'e 0,5'ti. Onu yazdım. Alfam 0,5'ti zaten. Onu değiştirmedim. Sabit alıyorum bu gradient descent'te. Bu arada bu alfanın her iterasyonda otomatik değiştirildiği şeyler de var. O algoritmalar da var. Onlar biraz daha gelişmiş algoritmalar. Daha hızlı ilerleyebilmek için. Burada biz sabit kabul ediyoruz. Bir de fkx dediğimizde bizim işte delta f2'miz. Bunu da buraya 0,1 olarak yazdım. -0,5,1 olarak x3 değerlerini buldum bak. Yeni değerlerim bunlar. 0, -1'di. Şimdi yeni -0,5,1. Bunu deneyeceğiz x olarak. Fonksiyona yerine yazarsak bunları. -0,5'te 1 yazıyorum burada. Sonucum -1 geldi. F sonucum. Ve bizim amacımız zaten bu f'i minimize etmek. Ve aslında bak dikkat ederseniz f1 değerimiz 0'dı. Şurada hemen bir sonra önceki slide'da göstereyim. Şu f'i 0 0 verdiğimiz, initial değerlerimiz verdiğimizde 0 çıkıyordu sonucu. x2 dediğimiz eksi 0 5 0 5 verdiğimizde eksi 0 75 gelmişti. Küçültmüştük. Şimdi ise eksi 1 geldi. Daha da küçülttük. Minimuma doğru gidiyoruz. Bunu gösteriyor aslında. Doğru yönde götürüyor bizi. İşte bu türev almanın avantajı. Bu türev bizi minimuma doğru götürüyor. Tamam, minimuma geldik ama hani bizim convergence kriterlerimiz var. Bunları sağlıyorum, ona bakalım. İlk kriterimiz türeve bağlıydı. Türevin ikisinde sıfır olmasını istiyorduk. O zaman duracağız. Değilse durmayacağız. Bakarsak burada yerine yazdığımızda neyi yazıyoruz yerine? X1 ile X2'yi bakarsak şurada -0,5'e 0,5'i yazıyoruz aslında. Yazdığımızda 1 ile 0 gelmiş. Bunlar 0, 0 değil. O yüzden buna göre devam ediyoruz. Bir de ikinci şartımız var. Bu da fonksiyonlar arasındaki fark. Bunun şu threshold değerinden küçük olmasını istiyorum. F3'ün eksi 1 bulmuştum. F2'mi de 0,75 buldum. Arada eksi var. Eksi 0,75 olduğu için artı yaptı bunu. Burada eksi 0,75. Sonuç 0,33 geliyor burada. Bu da büyük olduğu için yine devam ediyorum burada aslında. Bir iterasyon daha yapmam lazım. O zaman devam edelim. İterasyon 3'e bakarsak yine delta f'imi kaydettim buraya. Demin buldum. 1, 0 diye. Ve denklemimi yazacağım ben. Alfa yanlış yerde olmuş burada. Onu... olacak. Şöyle. Burada şimdi
Artık K'm 3 oldu. X 3'ü yazacağım. Eksi 0,5 1'di bir önceki slaytta. Onu yazdım. Alfam yine 0,5. 1,0 da benim 3 için delta f'im. Bunu da yazdım. Bir önceki slaytta bulmuştum. Bunlar da yeni x'imi buldum. Eksi 1 ile 1 bakın. X 4 olarak. Yani şimdi bu x 4'ü fonksiyona yerine yazacağım. Yani eksi 1 ile 1 yazıyorum yerine şurada. Yazdığımda sonucum yine eksi 1 gelmiş bakın. Şimdi hatırlarsanız bir önceki slaytta eksi 1'di. Burada yine eksi 1. Önceki slayt şuydu. Yani iterasyon 2'de eksi 1'di burada. İterasyon 3'te yine eksi 1. Aslında bu şeyi gösteriyor. Eksi 1'de takıldı gibi. Ve bu takılmayı bizim convergence kriterlerimiz gösterecek. Öncelikle türeve bakalım. Türev şartına bakarsak eksi 1, 1 türevimiz 4 için tekrar aldığımızda yani eksi 1 ile 1 yazdığımızda buraya eksi 1, eksi 1 gelmiş. Bu aslında şeyi sağlamıyor yine. Buna göre devam etmemiz lazım. Ama ikinci şarta baktığımızda bizim f4'ümüz eksi 1, f3'ümüz de eksi 1. Arasındaki fark 0 oldu ve bizim trash olduğumuzdan küçük geldi. Dolayısıyla bu şartı sağladı. Converge etti diyoruz burada o yüzden. Küçük olmasını istiyorum. Bu şartı sağladığı için duruyoruz artık. Yani bizim fonksiyonumuz minimumu buldu demek aslında. Eksi 1, eksi 1 devam ettiği için. Dolayısıyla bizim sonucumuz, optimal noktamız eksi 1'e 1 ve şeyimizde minimum değerimizde eksi 1 olarak ortaya çıkıyor. Bu şekilde optimizasyonu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Buraya kadar sorusu olan var mı? Descent algoritması bu şekilde çalışıyor aslında. Bu basit bir problemdi. O yüzden 3 iterasyon gittik. Daha karmaşık problemlerde daha fazla iterasyonlar gitmek gerekebilir. Daha farklı convergence'lar kullanmamız gerekebilir vesaire. Bu şekilde aslında bir optimizasyon mantığını hani anlamak için güzel bir örnek ama basit şekilde görebiliyorsunuz nasıl işlemler olduğunu. Evet, ben burada yine bir kaydı durdurayım.